Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında sizlerle birlikteyiz ve bugün haftanın son günü. Bugünden sonra biliyorsunuz bayrama gireceğiz ve gelecek hafta programımız olmayacak. Ve bayram öncesi son konuğum size yaklaşık bir haftadır hep duyuruyorum. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Atilla Köksal. Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Şu an aslında izleyiciler de bu programı merakla bekliyorlar. Çünkü bugün biz normalde piyasa düşer mi çıkar mı vesaire onu çok fazla konuşmayacağız ama şu nasıl bir hafta tatil de var. Nasıl olsa evet önümüzde bir hafta tatil de var. Evet. Şu yatırımcılar hakikaten bu piyasada bir yatırımcı sayısı artmıyor Türkiye'de. İki yatırımcılar hep kaybetmekten muzdaripler. Yatırımcılar sürekli olarak kendilerinin bu piyasada kandırıldığını düşünüyorlar. Borsayı bir kumar yeri gibi görüyorlar. Yani bu konuda çok fazla şikayet olduğu için şey yapayım. Siz aracı kuruluşları birliği başkanısınız ve bütün aracı kuruluşlarla sürekli diyalog içerisindesiniz. Onlarla birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. İnanılmaz efor sarf ediyorsunuz. Bir de hiç aslında gerçekten mesela yazdığınız kitap olsun ki biraz sonra ondan bahsedeceğim. Son söylemleriniz hani finansal İstanbul dünyanın finans merkezi olsun da yabancılara bu büyük merkezde nasıl ürün vereceğiz, nasıl rapor çıkartacağız dediğinizde çok haklısınız. Önemli eksikliklerin de içinde olduğunuz için biliyorsunuz. Şimdi ben izleyicilerimize söyleyeceğim. Evet sorularınızı paranrotası@gmail.com'a gönderebilirsiniz veya benim Twitter adresime @yerdinc65'e gönderebilirsiniz. Ve Atilla Bey'e sormak istediğiniz ne varsa lütfen gönderin. Ben de olduğu gibi aktaracağım. Bugünkü konumuz yatırımcı nasıl bu piyasadan kazançlı çıkar, nasıl kâr edebilir ve gerçekten burası bir kumar yeri midir? Nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Yılların birikimiyle bütün bunları konuşacağız. Bu başlıkları verdim. Bu başlıklardan siz arzu ettiğiniz herhangi birinden başlayabilirsiniz. Ama şu en önemli 2 yıldır sermaye piyasaları kurulu, aynı zamanda Borsa İstanbul ve Aracı Kuruluşlar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği bu finansal okuryazarlık eğitimleri nasıl gidiyor? Orada neler yapılıyor? İnsanlar bu konuda ne yapmalı? Oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Bu finansal okuryazarlıktan tamam. Başlayalım. İsterseniz önce şu hani dediğiniz ya yatırımcılar şikayetçi, burayı kumar yeri olarak oradan böyle bir kısa giriş yapalım. Şimdi maalesef yani bizim sermaye piyasamız henüz daha 27-28 yaşında. Evet. Ve maalesef çok zorlu bir 20-25 yıllık dönemden geçti. Yani Türk sermaye piyasasının ilk yılları, ilk 10 yılı, 20 yılı yüksek enflasyon. Yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Evet. Bir ona galiba strato enflasyon diyorlar. Yani biz hiç hiper enflasyona girmedik ama bu 50 ile 80-90 arası olan enflasyonda yaşadık. Ve burada bir mücadele verdik. Ve maalesef sermaye piyasamız o dönemin şartları nedeniyle çarpık gelişti. Evet. Yani bu böyle. Sırf enflasyonla değil, politik belirsizlikler. Evet, sürekli, çok fazlaydı. Yani, evet. Her şey sermaye piyasasının aleyhineydi. Ayrıca o dönemde hatırlayın 80'lerde, 90'larda ardı ardına gelen krizler. Evet. Asya krizi, Rusya krizi, Körfez krizi. Hepsi bizi o bölgelerden, o ülkelerden daha fazla vurdu. Evet. Hatırlarsanız Rusya'da kriz oluyordu, biz daha fazla kesinlikle bundan zarar görüyorduk. Hı. Asya'da kriz oluyordu, bizim piyasamız daha fazla zarar görüyordu. Yani bizim borsamızın, sermaye piyasamızın bu kadar uzun bir yüksek enflasyon ve yüksek reel faiz döneminden sonra ayakta kalmış olması bile bir mucize. Yani gelişemedi evet. Diyoruz ya, evet. Aslında bence çok iyi gelişti o şartlara rağmen. Evet. Ama tabii hala yapmamız gereken çok şey var. Şimdi tabii bizler de siz, ben, bizim yaşıtlarımız, bizden 20-30 yıl daha yaşlı olanlar, biraz daha genç olanlar. Bizler enflasyon ortamına doğduk. Aynen öyle. Enflasyon ortamında büyüdük. İş hayatımıza enflasyon ortamında girdik.
Ve açıkçası enflasyondan başka da bir şey görmedik. 20-25 yıl. Evet. Bütün yatırım alışkanlıklarımız, yani şu anda Türkiye'de yatırımcı olan herkesin yatırım alışkanlıkları bu ortamda şekillendi. Evet. Yanlış mı şekillendi? Bugüne göre yanlış, o güne göre doğru. Kesinlikle. Çünkü o gün ne yapmamız gerekiyordu? Paramızı korumamız gerekiyordu. Evet. Ben hatırlarım, çalıştığım bankadan koşarak döviz büfesi vardı yakında. Döviz büfesine gidip nakit döviz alıp işte sonra evde yastık altında sakladığımı bilirim bir bankacı olarak. Tabii anneler kızlarını evlendirmeden 3 sene önce yok işte beyaz eşyasını, televizyonu falan alırdı ki. Saklar. Hani çünkü evet. O parayı bir ay sonra alamıyordu o parayla. Bravo. Yani onu alır bir kenara koyardı. Onun değeri sürekli artardı ve araba bir yatırım aracıydı. Evet. Yani evet. Ben şimdi şu parayı arabaya yatırırsam o 2 yıl sonra bu arabayı 10 bin liraya aldığım arabayı atıyorum 20 bin liraya satarım şeklinde bir hesap vardı. Evet. Bir de yokluklar dönemiydi. Ben hatırlıyorum çocukken biz telefona yazılmıştık benim adıma. 8 sene sonra geldi. Yani biz buralardan geldik. Evet. Ama maalesef tabii bu enflasyon dönemi, yüksek enflasyon dönemi, reel faizlerin %30'lara, 40'lara ulaştığı, 3 aylık hazine bonosu faizinin %400 olduğu, overnight'ın 10 bin olduğu dönemlerde bizler tabii artık o döneme göre bir yatırım alışkanlığı geliştirdik. Hakikaten ben şimdi düşünüyorum da sizin söylediklerinizi. Bu piyasa hakikaten öyle bir durumda gerçekten iyi ayakta kalmış yani. İşte biz, %10.000 enflasyon olan bir yerde yani sermaye piyasası mı olur yani? Evet. İşte biz orada hisse senedi satmaya çalışıyorduk. Ya vatandaşı hisse senedine alıştırmaya çalışıyorduk. Yani beyhude bir çabaymış aslında. Ama şimdi ortam değişti. Yani artık işte faizler normale döndü. %7'ler, 8'ler, enflasyon makul düzeyde. Artık Türkiye'de de uzun vadeli yatırım yapmaya bizim başlamamız lazım. Şimdi biz sürekli anketler yapıyoruz. O çok ilginç. Aracı Kuruluşlar Birliği olarak biz bir anket yaptık 2010 yılında. O belki biraz şimdi geride kaldı ama mesela ING Bank sürekli anketler yapıyor. 3 ayda bir tasarruf eğilimleri anketi diye bir anket yapıyor. Web sitesinde de görebilirsiniz. Şimdi soruyorlar, Türkiye'yi temsil eden bir yatırımcı grubuna diyorlar ki tasarruf yapıyor musunuz? Evet. Evet, düzenli tasarruf yapıyorum diyenlerin oranı %9. İnanılmaz. Yani 100 kişide 9 kişi sadece düzenli yatırım yapıyor. Zaten toplam tasarrufların gayri safi milli hasıla oranı da %12. Aynen kabaca öyle. Değil mi? 11-12 evet. Civarında. Evet. Evet. Yani bu Çin'de %50'lerde, Hindistanlar'da %40 olan rakam evet. Ki... Onlar da çok zengin ülkeler değil. Evet. Bizde %12. Ve 9 kişi, 100 kişi de tasarruf yapıyor. Bir kere bu direkt alarm zillerinin çalması gereken bir durum. Nitekim Sayın Babacan ve hükümet de bunun farkında. İşte orta vadeli planda da tasarrufu öne çıkaran bir takım sinyaller veriyorlar. Artı tabii bireysel emeklilik sistemi birazdan konuşacağız. Tamamen bunun üzerine yoğunlaştı. Şimdi kalan %91'e. Tasarruf yapamayan %91'e soruyorlar. Diyorlar ki neden tasarruf yapamıyorsun? Neden tasarruf yapmıyorsun? O grubun %50'si diyor ki ben yeterince para kazanmıyorum. Yani yetmiyor. Ancak işte günü kurtarıyorum. Bu tabii makul bir neden. Evet, evet. Kaldı ki o grupta bile ayda 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira tasarruf edebilecek bir kitle vardır ve ciddi bir kitle vardır ama yani param yetmiyor diyen birisine çok fazla diyecek bir şey yok. Zaten bir kısmı, büyük bir kısmında borcu vardır. Kredisi vardır. Kredi kartı borcu vardır. Şimdi onların tasarruf yapması tabii çok zor, kısa söz konusu değil. Kalan %50'ye tekrar soruyorlar. Peki siz niye tasarruf yapmıyorsunuz diye. Bunların %30'u o grubun, yani 50'lik grubun yarısından fazlası diyor ki benim tasarruf yapmaya ihtiyacım yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani nasıl tasarruf yapmaya ihtiyacın var? Nasıl olsa ya geliyor. Kimsin sen? Mustafa Koç musun? Kim? Yani neden tasarruf? Yani farkında değil. Yani bir birikim yapması gerektiğinin. Farkında değil. Gelecek için yatırım yapması gerektiğinin farkında değil. İhtiyacım yok diyor. Yani yaşam beklentisinin uzadığının, belki 80-90 yaşına kadar yaşayacağının, 60 yaşından, 65 yaşından sonra, 70 yaşından sonra çalışamayacağının, yani 20 yıl kadar bir dönem kendi sosyal sigortalardan alacağı miktarın dışında kendi birikimleriyle yaşaması gerektiğinin bilincinde değil. Değil. O korkuya haiz değil. O korkuyu
hissetmiyor. Çok önemli bir şey. Çok önemli, evet. Bunu bir kere bizim değiştirmemiz lazım. %30. Çok yani, büyük bir oran. Yani toplamında işte %27'si gibi. Evet. Kalan %20 de diyor ki ya ben istiyorum tasarruf etmek ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neye yapayım? Nereye yatırayım? Evet. Bana öğretin. Bu da işte bizim zaten ilk hedef kitlemiz bu kitle. Yani bizim toplumun %20'sine bir kere diyor ki bana yardım edin, bana öğretin. Onlara bizim doğru yatırım nasıl yapılır? Ve öğretmemiz, anlatmamız lazım. Tasarruf nasıl yapılırdan başlayıp. Evet. Tasarruf nasıl yapılır? Ve bu tasarruflar nasıl yatırımlara kanalize edilir? Yani öyle alsat yaparak, hisse senetlerinde alsat yaparak altın al, bugün al, yarın sat. Evet. Yani gibi şeylerden onları uzaklaştırıp gerçekten uzun vadeli bir plan çerçevesinde nasıl yatırım yapılır anlatmamız lazım. Hı hı. Finansal okuryazarlık seferberliği de bunu hedefliyor. Biliyorsunuz bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun liderliğinde yapılıyor. Aslında Ankara'nın projesi. Çok büyük bir proje ve yıllara sari bir proje. Çok yakında da yine Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'ndan aldığım bilgilere göre ki bu Sayın Babacan'ın liderliğinde yapılıyor. Çok yakında bir 5 yıllık bir plan açıklanacak. Bununla ilgili. Evet. Ve burada da gene Aracı Kuruluşlar Birliği'ne, TKYD'ye, Borsa İstanbul'a, tüm sermaye piyasası paydaşlarına, bankalara, aracı kurumlara roller düşecek. Evet. Yani şimdiye kadar açıkçası bir şeyler yaptık. Yani kendi bünyemizde biz bir aksiyon takımı diye bir ekip kurduk. Onlar Facebook üzerinden, Twitter üzerinden birçok yayınlar yaptılar. İşte yeni bir fotoğraf yarışması düzenledik. Evet. Bir takım şeyler yapıyoruz. İMKB, Borsa İstanbul yapıyor. Sermaye Piyasası Kurulu yapıyor kendi. Ama bunların hepsi biraz bölük bölçük, çok düşük bütçelerle yapılan ve tam bir bütünlük içinde yapıldığını söylememiz zor olan çalışmalar ama iyi niyetle başlamış bir takım şeyler var. Şimdi çok daha koordine bir çalışma başlayacak. Hı hı. O da sanıyorum önümüzdeki 1-2 ay içinde belki de çok daha yani birkaç hafta içinde bile açıklanabilir. Evet. Şimdi Atilla Bey, burada çok net bir şekilde bizim o şöyle bir tarihsel bir süreç içerisinde o resmi çok güzel verdiniz. Ve o şey de çok ilginç. Yani o anket sonuçları hakikaten çok ilginç. Tasarruf yapma ihtiyacı duymaması yapabileceği halde o da çok ilginç. Ve tasarruf yapın, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi yaşadığım tecrübelerden. Normal bizim eğitimlerimize katılanlar ki internet üzerinden oluyor artık eğitimler, videolu eğitimlerde şunu fark etti. Yani en azından o eğitimlere katılanlar ben şunu görebiliyorum. Eğitimin mutlaka şeyi oluyor. Yatırımcının davranış biçimini değiştirmekte ciddi bir etkisi oluyor. Çünkü ona sonuçları gösterdiğiniz zaman o zaman şey yapabiliyor. Fikir değiştirebiliyor. Gittiği yolun yol olmadığını anlayabiliyor. Kaç tane yatırımcı benim ofisime kadar gelip Yaşar Bey sağ olun ben işte sayenizde hiç olmazsa yatırımcı olduk diyenleri biliyorum. Sebebi de hengamenin içerisinde inanılmaz bir şekilde para kaybetmişler. En son denize düşen yılana sarılır ve en son geldikleri yer genellikle eğitim oluyor. Yani bizim eğitimlere katılanlar hep para kaybedenlerdir. Hmm. Çünkü eğitimden sonra kazanacaklarını düşünürler ama gene kendi işlerindedir. Gene yanlış yapıldığı zaman yine kaybederler. Şimdi bu arada yalnız yatırımcının elbette ki kendi büyük hataları var. Burada Karca Bey bir soru sormuş. Diyor ki son birkaç yılda yapılan halka arzlar neden yatırımcısını kaybettirmiştir ve başarısız olmuştur diyor. Evet. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı oldu değil mi piyasa için? Yani şu son halka arzlarla ilgili siz son iki yılda yapılan halka arzlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ve orada yeni tabii Sayın Vahdettin Ertaş bu konuda artık çok çok daha temkin. Yani o yasadaki değişiklikle birlikte artık halka arzlarda çok daha sıkı kurallar getirildi şirketlere. O cephede neler söyleyebilirsiniz? O da yatırımcının tasarruf ve sermaye piyasalarına gelmesini engelliyor olabilir mi sizce? Şimdi tabii bir negatif, çok negatif bir hava yarattı bu halka arzlar ve maalesef yani bizim piyasamız için bir kanayan yara oldu. Yani bundan açıkçası utanç duyduğumuzu söyleyebilirim. Evet. İyi niyetle başladı. Yani burada amaç daha fazla şirketi halka açmak, borsadaki halka açık şirket sayısını arttırmaktı. Bu kötü bir niyet olamaz. Yok. Sermaye Piyasası Kurulu. Kesinlikle. Aracı Kuruluşlar Birliği, İMKB o dönemde herkes el birliği içinde bunu başlattı. Fakat şunu biz
belki tespit edemedik, tespit etmekte geciktik. Şimdi bir arz yapıyorsunuz. Bunun karşısında bir talep olması lazım. Hı hı. Şimdi talep büyük halka arzlarda. Örneğin emlak GYO gibi. İşte mesela Ülker'in şimdi ikinci halka arzı oldu. Evet, Pegasus oldu. 450 milyon dolar. Evet. Bizim toptan halka evet. arz edildi. Vakıf Bank, böyle büyük evet. büyük halka arzlarda talep yabancılardan, yabancı kurumsal yatırımcılardan geliyor. Evet. Dolayısıyla bu tür halka arzları yapan aracı kurumlar çok ciddi çalışmalar yapıyorlar şirketlerle birlikte. Şirket yöneticileri yatırımcıların ayağına kadar gidiyor. Onlara planlarını anlatıyor. Şirketin hedeflerini anlatıyor ve çok ileriye yönelik projeksiyonları koyuyorlar. Bunların üzerinden gidiyorlar ve ikna ediyorlar. Evet. Ve bu işte, oturup bir de çok ciddi değerleme çalışmaları yapılıyor detaylı. Tabii ki. Evet. Karşıdakiler sorguluyor bunu. Bu diyor pahalı olmamış, ucuz, şöyle olsa böyle olsa ve en sonunda bir pazarlık şeyiyle, çünkü alıcı ve satıcı evet. bir fiyatta anlaşıyorlar. Ve bir de tabii şirketin buna işte hisse senedi hikayesi deniyor İngilizcesi, equity story evet. anlatıyor. İşte TAV mesela işte şöyle büyüyecek, böyle yapacak, bölgesel bir şey olacak, gidip Sani Bey çok güzel bir şekilde prezente ediyor. Ve kurumsal yatırımcılar da mutabık kalıp alıyorlar hisseleri. Sonra da başarılı bir halka arz oluyor. Hisse senedi de Halkbank. Güzel, evet. evet. Güzel bir performans sergiliyor. Tabii piyasa şartlarından mutlaka etkileniyor ama tabii, tabii. ama sağlıklı bir piyasa oluşuyor. Şimdi küçük şirketlerde ki 2011-2012 döneminde, 2013'ünde başında birkaç şirket halka açıldı. Bunlar 5-10 milyon liralık, bilemediniz 30-40 milyon liralık halka arz büyüklüğü olan, dolaşımı olan şirketler. Orada bir sorun var değil mi? Yabancılar küçük halka arzlarla ilgilenmiyorlar. Tabii. Çünkü likiditesi düşük olan halka arzlarla ilgilenmiyorlar. Ve maalesef o halka arzlarda da böyle manipülatör grupların eline düşüyor kağıt. Tabii. Değil mi? Bir numaralı sorun bu zaten. Evet. Şimdi bunların karşısında, bunlar halka arz edildiğinde bunları alacak kurumsal yatırımcı olmaması, yani yabancı olması şart değil. Tabii, yerli tabii, kurumsal yatırımcı evet, da olabilir. Ama maalesef bizim yerli kurumsal yatırımcılarımız henüz büyüyemedi. Yani var bir takım A tipi fonlar var, işte bireysel emeklilikte hisse senedi fonları var. Ama bunlar küçük hisse senetlerine yatırım yapmıyorlar. Onlar da volatiliteden çekindikleri için yani doğal olarak bir korunma içgüdüsüyle onlar da gene İMKB 30, BIST 30 ve BIST 100'e yatırım yapıyorlar. Şimdi böyle olunca durum, bir şirket geliyor, küçük bir şirket, diyor ki benim değerim bu kadar. Halbuki evet. şirketin değeri bu kadar olması lazım, bu kadar diyor. Evet. Şimdi bunu karşıda sorgulayacak bireysel evet. yatırımcı yok. Nasıl yok. Ne bilecek ki bireyler, yani bu şirketin değerlemesini yapamaz. Ve bu halka arz yapılıyor. Daha sonra şirket ortağa çıkıyor, bedelli sermaye arttırımı diyor. Ya kimse sesini yükseltmiyor, var tek tük işte tweetler atıyor bilmem ne ama yani vatandaş... Ne yapabilir ki tek başına? Halbuki kurumsal yatırımcı olsa bunun karşısında çok daha sert durur. Çünkü yapılmaması gereken bir şey. Kesinlikle. Çıkıyor, hisse senedi satıyor. Evet. Bakın halka arzdan sonra bir yıl içinde şirketin %95'ini satmış olan şirket var. Evet, ve sahip sonra var. Batmak üzere. Şirket sahibi var. Ve sonra batma durumuna geliyor. Şimdi bunlar büyük, büyük skandallar aslında. Burada asıl, yani ben tabii aracı kurumları da burada sorumlu tutuyorum. Çünkü... Evet. Burada aslında buna dur diyecek kurumlar aracı kurumlardır. Yapmayacak kurum diyecek, yapmayacak. Yani böyle bir halka arzı ben yapmıyorum diyecek veya yapıyorsa da kendi şartlarını koyacak. Diyecek ki bu halka arzdan sonra kardeşim satmayacaksın. Bedelli sermaye artırımı yapmayacaksın. Bana bunu şunu da söylemem lazım yalnız. Böyle davranıp müşteri tarafından yani şirket sahibi tarafından kandırılmış aracı kurumlar da var. Onu kesinlikle. Da söylemem lazım. Yani evet, ama yine de bir numaralı şey aracı kurumlardır. Bunu söylemem lazım. Yani aracı kurum o zaman müşterisini de iyi tanıyacak. Evet. Yani söz de versin. Çünkü çok uzun yıllar önce bana da oldu. Bir şirkete halka açmıştık. Çok uzun yıllar önce. Şirket patronu verdiği sözü yerine getirmedi. Evet. Ama benim kabahatim. Demek ki yanlış adamla biz iş evet. yapmışız. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu maalesef kötü oldu. Ama şimdi dönüp tabii... Yani biz vatandaşa şunu öğretebilirsek, yani vatandaşın aslında girip tek tek bu küçük hisselerde macera aramasına hiç gerek yok. Ben size çok içten bir şey söyleyeyim evet. mi?
Bana soruyorlar, hocam şu halka arzdan şu kağıt alınır mı diye. Herhangi bir halka arz oluyor. Evet. Bakıyorum yani. Felaket diyorum, yani mümkün değil diyorum. Yani bu hisse bu fiyattan diyorum, olacak iş değil diyorum. Tabii. Ondan sonra tabii halka arz oluyor. Kağıt fırlamış gitmiş, halka arz fiyatının 3 katına çıkmış. Soruyorlar ne oldu? Hani bu hisse evet. alınmazdı diyor. Evet diyorum, yani alınmazdı gerçekten. Ama alan bir kişi olmuş, iki kişi olmuş. Dolayısıyla bir iki kişi alırsa fiyat mefhumu ortadan kalkar. Arz evet. talep karşılaşmadığı için her tarafa götürülebilir. Evet, evet. Sonra da şunu fark ettim artık, yani baktığım zaman. Nerede hakikaten hiç elinizi süremeyeceğiniz hisse varsa halka arzlardan sonra onlar fırlamış gitmiştir. Doğrudur. Ve bu gerçek halka arz. Halka arz yapıldıktan sonraki 3-5 ay içerisinde yapılıyor. Fiyatlar belli bir yüksek. 3 liradan halka arz olmuş, 10 liraya getirmiş fiyatı. O sırada 10 liradan 7 liraya düşünce çok uygun fiyata düşmüş oluyor. Doğru. Ne bileyim %30 gerilemiş oluyor. Yatırımcı böyle bakıyor. Sonra tabii biliyorsunuz bu fiskos, forumlar vesaire oradan. Büyük tuzaklar var. Beni Ayvalık'tan kuzenim arıyor. Ayvalık'ta oradan esnafı. Arıyor beni, diyor ki ya işte ya bilmem ne hisse, adını bile duymadığım bir hisse. Bak evet. bööyle böyle olacak. Ya diyorum ne işin var? İşte bize haber geldi. Ya bu haber Ayvalık'a gelene kadar kim bilir nerelerden geçmiş gelmiştir. Şimdi, sakın diyorum elini sürme. Bir şey söyleyeyim Atilla Bey. Dün aynı olay benim başıma geldi. Bir telefon geldi bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. İngiltere'de beraber master doktora yaptık. Ya dedi Yaşar şu hisseyi takip et, başka bir şey söylemeyeceğim dedi. Şimdi ama elimde o kadar çok analiz aracı var ki anında hemen tık açtım, şirketin bilançosunu tamamıyla ortaya çıkarttım daha telefonla konuşurken. Evet. Sana bir şey söyleyeyim dedim. Stoklar elinde patlamış dedim. Stoklar elinde şu kadar trilyon stok birikmiş. Stoklar sürekli artıyor. Ticari alacaklar ivme fırlamış gitmiş. Alacaklar pardon ticari borçlar fırlamış gitmiş. Diğer taraftan banka borcu hızla azalmaya başlamış. Biz burada orada hemen şunu fark ettim ben. Yani banka borcunun azalması, banka artık kredi açmaz tabii. böyle bir firmaya. Faktöringe gitmiş olabilir. Çünkü ticari borç devir süresi şirketin normalde 70 günmüş. Normalde borçlarını 70 günde çeviren şirket bu 148 güne çıkmış. Bu ödeyemiyor demektir tabii. borçlarını. Tabii. Aynen onu söyledim. Bak dedim şimdi resim bu, tamam mı? Şirketin hisselerine bakıyorum. İnanılmaz gidiyor. %100'lük ve hareketler sürekli olmuş. Sakın ha uzak dur. Bir ay, iki ay sonra bu iflas bile edebilir. Devredilmek zorunda kalınabilir. Sonuçta o tabii ki ikna oldu. Yani nereden tüy alırsan al. Hangi fiyata götüreceklerse götür. Ama işte ben istiyorum ki bu finansal okuryazarlık diyoruz ya. Biz aslında bütün yatırımcılara bedava bir tane araç verelim. Hemen oradan baksınlar. Benim şu gördüğüm resmin, ben buradan açıkça söyleyeyim, bu eğitimi bedava, hiçbir karşılık beklemeden bütün videolarını hazırlayıp YouTube'a koyacağım. Ve o programa rahatlıkla bedava, yani benim bakabildiğim programın aylık bir ücreti var. Evet. Ayda 20-25 lira. Onu da destek verelim, bir şekilde şey yapsınlar. Hakikaten orada sadece o 5 tane grafiğe baksa, o şirketin gerçekten nereye gideceği, nereye gitmeyeceği her şey ortaya çıkıyor. Evet. O bunun için de çok müthiş analist olmaya gerek yok. Yani kötü şirketi ayıklamak için. Mesela biz yeni bir kural getirdik. Biliyorsunuz Gedik Yatırım'da bir yatırım danışmanlığı birimi kurduk. Evet. Hani öneriler nedir? Araştırma birimlerinin hazırladıkları öneriler. Al, tut, sattır. Üçe ayrılmıştır. Biz oraya bir tane de şey ekledik. Uzak dur. Güzel. Ama BIST 100'ün tamamını kapsıyoruz. Şey evet. BIST 100'ün diyorum. BIST'in tamamını bütün. Kapsıyoruz. Yani araştırma birimi yani kötü, iyi demiyor. Hepsi hakkında rapor yazıyor. Kaç tane var şu anda uzak dur? Şu ana kadar yaptığımız raporlardan yaklaşık kısa ve uzun metrajlı raporlar hazırlıyoruz. Bunun yaklaşık olarak 100 tane falan rapor yazdık. Buradan yaklaşık 18 tanesi uzak dur. Yani uzak dur dediğimiz ve teknik analiz istiyor. Uzak dur dediğimiz bir şirketin teknik analizini yapmak anlamlı değildir diye raporla gönderiyoruz yatırımcıya. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bu iş çok zor ve çok böyle çetrefilli de bir iş değil. Şimdi isterseniz bir reklama gidelim. Tamam. Reklamdan sonra da bu yatırım stratejilerini bir anlatalım insanlara. Yani nasıl bir stratejiyle borsada kazanılırın şeyini konuşalım isterseniz. Evet, tabii. Çok kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte hissedeceğim. Yol gösteren Kobi Bankacılığı da.
Evet sevgili seyirciler, sizlerden de sorular geliyor ve Ahmet Öztürk demiş ki hocam her şey güzel de tasarruf tarihin en düşük seviyesine gelmiş. Borçlar, kredi kartları ülke tarihinin en sıkıntılı dönemine düşmüş. Bu insanlar nasıl ödeyecek bu borçları? Yabancılar çırpınıyor paralarını kurtarmak için demiş. O bir soru olmadığı için şey yapmıyorum. Derinlik isimli bir yerden yani hocam Türkiye'de aracı kurumların halka arzlarda yatırımcıları değil de arz olunan şirketleri koruduğunu düşünüyorum diyor. Nitekim biz bir şirket ismi vermiş. Onu ben söylemeyeyim şimdi. Halka arzda kasıtlı yanlış değerleme yaptığı için şikayet ettik. Aracı kurumu şikayet ettik. Ve SPK bu aracı kurumu suçlu buldu. Artık o bilgi herkeste olduğu için söyleyebiliriz. Ütopya'da Galata'yı. Evet. Aracı Kurumlar Birliği bu kurum hakkında ne yaptı diyor. Tabii. Şimdi şu şeye de geri saralım isterseniz. Biliyorsunuz bu halka arzlarda geçmişte sermaye piyasası kurulu onay veriyordu. Hı hı. Evet. Sonra kayda alma sistemine geçildi onaydan. Şimdi ise sermaye piyasası kurulunun görevi artık bu verilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemek ve o konuda bir ancak yaptırım uygulayabiliyor. Aynı şey Borsa İstanbul için de geçerli. Mesela evet. Zaman zaman soruyorlar. Hem ben Borsa İstanbul'da yönetim kurulundayım. Evet. Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı olarak da soruyorlar bana. Diyorlar ki niye buna izin veriyorsunuz? Evet. Şimdi bu şirkete, herhangi bir şirkete bizim Borsa İstanbul'un veya SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vermesi diye bir şey söz konusu değil. Değil. Bir şirket bilgilerini açıklarsa, yani istenen formata uygun bilgileri. İstenen formatta açıklarsa halka açılabilir. Evet. Onun için burada aracı kuruma çok önemli bir görev düşüyor. Çünkü buradaki kontrol valfi aracı kurum. Evet. Yani bu şirket gerçekten halka açılabilecek bir şirket mi? Açılması uygun mu? Yani açıldığı zaman borsada yatırımcıya kazandırır mı? Kendisi büyür mü? Borsada da iyi bir temsil olur mu? Bu şirketin halka açılması nasıl olmalı? Hangi oranda olmalı? Hangi fiyattan olmalı? Evet. Bu kaynak nerede kullanılacak? Tabii. Ne yapılacak? Şirket ortağı, şirketin yönetici ortağı, ortakları dürüst, düzgün insanlar mı? Yani yarın öbür gün burada yatırımcıyı suistimal edecek bir takım şeyler yaparlar mı? Sorularının cevabını aracı kurumun vermesi lazım. Yani oradaki filtre aracı kurum. Evet. Değerleme ile ilgili aracı kurum, şirket ortaklığının karakteri, yapısı ile ilgili gene aracı kurum. Onun için burada aracı kurumların çok dikkatli olması gerekiyor. Maalesef evet. Geçmişte bu kadar dikkatli sizin aracı kurum üzerinde bir yetkiniz lazım. Var mı aracı kuruluşlar birliği olarak? Yani bir yaptırım gücünüz var mı? Var fakat limitli. Evet. Limitli. Mesela Sermaye Piyasası Kurulu'nun ceza verdiği bir kuruma biz ceza veremiyoruz. Zaten aynı suçun iki kere cezası olmaz diye. Evet. Şimdi biliyorsunuz aracı kuruluşlar birliği Sermaye Piyasaları Birliği olarak yeniden yapılanacak. Evet. Evet. O dönemde daha fazla daha etkin olacak. Yaptırım daha fazla güç alacak bir yapıya kavuşacak aracı kuruluşlar evet. Birliği. Yani mesela bu tür aracı kurumlar, biz ama şunu yapıyoruz. Uyarıyoruz. Yazı yazıyoruz. Diyoruz ki bakın birkaç tane böyle olay var, somut olay var. Değerleme yapmışlar. Baktığınızda yanlış olduğunu görüyoruz. Evet. Diyoruz ki bakın yani burada şey var. Yanlışlık var. Bunu düzeltin. Düzeltildiği vakalar da oldu. Düzelmediği vakalar da oldu. Düzelmeyince bizim de yapacak bir şeyimiz peki, yok aslında. Peki şöyle bir şey yapmanız mümkün mü? Değerleme yanlış, düzeltin dediniz, düzeltemedi. Bunu direkt ilan etmeniz mümkün mü? Yani şimdi, biz bunu uyardık, düzeltin dedik, düzeltmediler diye. O zaman yatırımcıyı gerçekten koruma anlamında bayağı ciddi bir fonksiyon olmaz mı? Doğru, bunu da çok tartıştık. Fakat orada da tabii şimdi bu değerleme dediğiniz nosyon. Tabii o subjektif yani, bir şey. Subjektif bir şey. Şimdi burada çıkıp yani şirket bir takım projeksiyonlar yapıyor. Yani siz baktığınızda o projeksiyonların olmayacağını yani çok büyük ihtimalle tecrübenizde şeyinizde görüyorsunuz. Ama bu tabii %100 doğru tabii. Bir şey değil. Ama şöyle bir şey olsa yani hakikaten ne bileyim birkaç tane araştırma biriminden de benzer şekilde bağımsız değerleme istersin. Onu da düşündük. Onu da düşündük. Evet. Orada da şöyle bir şeye takılıyoruz. Hiç olmazsa yani, ortalaması olur. Yani. Ya bunların hepsini aslında biz düşündük. Çünkü sonuçta bu halka arzlar bizim sektörümüze büyük zarar veriyor. Yani bunu bu soruları soran arkadaşlarımızın da anlaması lazım. Gerçekten yani biz böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Çünkü burada canım, bir yandan 450 milyon dolarlık ülkel işlemleri oluyor. Bir yandan emlak GYO gibi yani Türkiye'nin evet. Böyle şirketlerinin kaderini değiştirecek
veya ne bileyim Türk sermaye piyasasına çok büyük artılar yazacak işler üzerinde çalışırken orada ütopya, mitopya böyle bir takım küçük şeylerde o kadar çok baş ağrısı çekiyoruz ki. Evet. Ama şimdi şunu düşünmüştük bir ara. İşte 4-5 şirketin aracı kurumun araştırma birimleri de değerleme yapsın. Fakat orada da tabii şimdi rakip şirketler tabii olabiliyor. Orada da başka sıkıntılarla tabii karşılaşabiliriz. Yani bir halka arzı mesela var. Birisi almak istemiş, alamamış, öbürüne gitmiş. Şimdi bu negatif bir şey yazar mı, yazmaz i̇şte mı? Yani ben çok komplike. Bakın şunun eksikliğini görüyorum Atilla Bey. Aracı kurum, yani yatırım danışmanlığı yapacak bir birim. Şimdi Gedik Yatırım'ın içerisinde oluşturduk. Gedik Yatırım adı var önünde. Niye bunu hakikaten şu yasa düzenlenirken, ya bağımsız araştırma şirketlerinin kurulmasına niye izin verilmedi ben onu anlamıyorum. Yani hiç olmazsa evet, bağımsız olurdu. Siz doğru, bağımsız bir şirketten hisseler hakkında, bireysel emeklilik sisteminde seçilecek emeklilik şirketleri hakkında, yok FX'te seçilecek aracı kurum veya rating şirketi gibi. Evet, rating şirketi değil ama. Yani, evet, böyle bir şey olmuş olsa o doğru, zaman aslında o sıkıntı da ortadan kalkabilirdi. Ben lafı uzatmayayım. Recep Çolak şeyi sormuş. Kapalı tahtalarda 400 bin kişi için bir çalışma var mı? Özellikle de sabah yayıncılıkla ilgili diyor. Bu kapalı olan tahtalarla ilgili genel bir bilgi verebilir misiniz? Vallahi orada çok mağdur insanlar. Bu yılların konusu maalesef. Evet. Yani yıllardır bunu benden önceki yönetimler, Aracı Kuruluşlar Birliği'nde çok çaba sarf ettiler. Yani evet, her yönetim bu konuya el attı. Evet. Ve benden önceki işte başkan, arkadaşlarım, abilerim hepsi uğraştılar. Defalarca Ankara'lara gidildi. Evet. Bakanlarla görüşüldü. Fakat hepsinde negatif şey alır. Yani buradan bence artık kimse bir şey beklemesin maalesef. Yani bunu üzülerek söylüyorum ama çok çaba sarf edildi ve verilen cevap hep hayır evet, oldu. Zannetmiyorum. Yani buradan bir umut vermek de istemiyorum. Çünkü evet. İşte aslında gerçek anlamda evet, hakikaten geçmişte yatırımcının hiç suçu olmadığı halde hisselerini kaybettiği hisseler oldu. Doğru. Ama şu da var yalnız, bir şirket iflasa gidiyor, iflas etmiş, batacak, bütün verileri iflas iflas diye bağırırken hala o şirketin hissesini de tutmaması gerekiyor. Ben orada karşıyım şeye. Evet. Ama özellikle devletin gelip el koyup aldığı hisseler, onların özellikle de verilmesi lazım. Orada başka sıkıntılar da vardı biliyorsunuz. Mesela Çukurova, Kepez'de uzanlarla olan dava nedeniyle evet, bir takım evet, şeyler yapılamadı. Yani devletin de elini kolunu bağlayan bir takım, yani böyle çok talihsiz bir şey oldu. Aynen. Yoksa yani devletin burada birkaç yüz milyon doları vermekten ben imtina edeceğini düşünmüyorum ama onun başka sonuçları olacağı için de evet, elleri kolları bağlı oldu. Deniz Küçük iki defa yazmış sorusunu. Az önce siz cevap verdiniz. O yüzden şey yapmayacağım. Belki anlaşılmadı diye ben sadece kısaca tekrar edeyim. Normalde Sayın Atilla Köksal dedi ki Galata Yatırım'la ilgili siz dilekçe vermişsiniz. Bu aracı kurum için bir şey yapılmadı. Hani ama yapıldı, ceza aldı. Ama Sermaye Piyasası Kurulu ceza verdiği için aynı suça iki ayrı ceza olmayacağından hareketle Sermaye Piyasası Kurulu'nun vermiş olduğu ceza üzerine zaten Aracı Kurumlar Birliği'nin artık bir şey yapması mümkün değil. Bir suçun iki cezası olmaz. Bir suçun iki cezası evet, hukuken de olmaz. Ve evet, ağır da bir cezaydı, öyle şey bir ceza tabii, değildi. Tabii tabii yani bayağı yani, ciddi ağır evet, bir ceza. Bir sorumuz, bir Turgut Polat diyor ki bizde kota olmuş şirketin küçük yatırımcı bölümünü temsil edecek yönetim kurulu üyesi olması olabilir mi diyor. Küçük yatırımcı derneği olması şartıyla diyor. Yani onun yasal düzenleme gerekir herhalde değil mi? Öyle yani bir de öyle bir azınlık paylarını temsil edecek. Yani onun borsa yönetimiyle pek bir alakası yok aslında. Yani ne yapacaklar orada? Bence çok anlamlı bir şey olmaz. Yani ama bir zaten bağımsız yönetim kurulu üyesi o yüzden şey yapılmıyor mu? Düzenlenmedi mi? Yani sonuç olarak bağımsız yönetim kurulu üyesinin düzenlemesinin en temel sebebi kurumsal yönetim ilkelerinde. Tabii. Hani orada yatırımcı haklarını da korumak. Tabii bunu da şimdi izleyici aynen şöyle söylüyor. O sizin bağımsız dedikleriniz zaten herkes kendi arkadaşı vesaire diyor. Onda da haklılar. Evet. Bizim ama borsa borsa bünyesinde mi olması gerekiyor onu düşünüyorum. Yani orada çok anlamlı mı olur? Çok emin değilim. Evet. Yani. Bu arada Aydın Ferhat Güzelcan da demiş ki konunuz ne kadar açık ve gerçekçi. Bu piyasada direkt olabilir olmayabilir değil ya da olur olmaz diyebilme cesaretinde tebrikler demiş. Aydın Ferhat Güzelcan'a biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet.
Ben son bir buçuk dakikamıza girdik. Özellikle şu kitabınızdan bahsedeceğim. Yalnız bu kitaptan bahsederken hani sanki Atilla Bey bir kitap yazmış da bunu satmaya çalışıyoruz gibi falan aklınıza gelmesin. Bunu Hakan çünkü Osmanoğlu bunda arkadaşımla da yazdım. İki kişi beraber evet yazdık. Onu da belirtmekte fayda var. Hakan Osmanoğlu ve Atilla Köksal'ın yazdığı Geleceğe Yatırım isimli kitap sevgili seyirciler şu an bütün kitapçılarda var. Scala yayıncılıktan çıkmış durumda ve geliri tamamıyla finansal okuryazarlığa aktarılıyor. Buradan bir kuruş ne Atilla Bey'in cebine giriyor ne de Hakan Osmanoğlu'nun cebine giriyor. Dolayısıyla hakikaten bu piyasanın gelişmesi için çok çabalayan. Bu çocuklar için 12-18 yaş arası gençlere yönelik bir kitap. Ve, onlara bence, tasarrufu bence 35-40 yaşta okumalı okur, yani. Okur. Çünkü ben şöyle tabii bir baktım. O tabii, kadar tabii basit ve yalın tabii, anlatım tabii var ki. Yani anne babalar da okursa tabii çok iyi olur. Kesinlikle bence anne babalar evet da okumalı. Evet. Atilla Bey ben çok teşekkür ediyorum. Fakat bu programın bence yeterli olmadığını düşünüyorum. İnşallah bayramdan sonraki aylarda yine sizi bir sabah konuk emrinize etsek. Emrinize amadeyim her zaman. Çok teşekkür gelin ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size hayırlı bayramlar dileyim. Ayrıca sevgili seyirciler mübarek Kurban Bayramı da geldi. Allah bayramınızı, kurbanlarınızı kabul eylesin. Biz bugünden itibaren bir hafta yokuz para rotası olarak. Bayram sonrası pazartesi inşallah sizlerle tekrar birlikte olacağız. Hepinize huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyor ve tekrar Atilla Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin ve tüm seyircilerin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.